Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinin Nevşehir için oldukça verimli geçtiğini söyledi. Gerek Nevşehir Belediyesi'ni ziyarette, gerekse Nevşehir Valiliğinin de düzenlenen değerlendirme toplantısında Nevşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeler ve spor yatırımları konusunda Bakan Kasapoğlu ile istişare fırsatı bulduklarını kaydeden Savran, bakanlığın desteğiyle hayata geçirilecek olan yatırımlar sayesinde Nevşehir'in tam bir spor kenti olacağını yapılacağını vurguladı. Bakan Kasapoğlu'nun Nevşehir il merkezindeki çok sayıda mahalle yapılacak olan semt sahaları, Kapadokya Spor Kompleksi içerisinde yapılacak olan 1500 kişilik kapalı spor salonu, 7500 kişilik stadyum, spor lisesi, halı sahalar, suni çim sahalar ve tenis kortları konusunda tam destek verdiğini açıklayan Savran, konu ile ilgili önümüzdeki günlerde Ankara'da bir protokol imzalayacaklarını müjdeledi. Bu yatırımların yanı sıra Nevşehir'deki 2 ve 3 nolu çim sahaların da aydınlatmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Savran, Ayrıca kente bir de engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandıracaklarını anlattı. Savran, Sayın Bakanımızın ziyaretlerinde şehrimize göstermiş oldukları ilgi ve verdikleri destek bizleri çok mutlu etti. Bakanımız şehrimize kazandıracağımız yeni spor salonu, stadyum, spor lisesi çok sayıdaki halı sağ ve suni çim sağlar, semt sağları ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi için gerekli talimatları verdi. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasındaki emeklerinden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Nevşehir Valimiz İnci Sezer Becele, AK Parti Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, AK Parti Başkanı Ali Kemikkıran'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'a ve Sportoto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozge'ye şehrim adına teşekkür ediyorum dedi.